tıkkan vereceğiz böyle. Kaç? Yaklaşık 8-9 tıkkan vereceğim. Harbi mi? Kılavan mı? Oluyor. 8 tane. 8 tıkkan vereceğim. Siklete bu şekilde giriyorum artık. Boş çıkmamak için. Büyük ihtimalle sonuçların çıkması bir haftaya falan sürer. Bu arada Azer Bey'le beraberiz. Onu görsen. Tebrik ederiz bu arada. Teşekkür ederim. Kanka, inşallah Adel'e gidiyorum. Bak şu kolonya silindikten sonra iş bitiyor bana. Bir defa yine sokuluyor vücuduma ya. Azer kararsız kalıyor musun hangi oğlum şu an naturallik gitti baba. Evet ben kolay oluyor. Bir an dedim acaba damar değil mi bu kadar büyük oğlum abi. Sıkıntı var. Anjiyomuz var mı yok mu bugün göreceğiz. Emre başta challenge yapacağız arkadaşlar. Kimin kan testi daha kötü çıkarsa diğerine yemek ısmarlıyor. Yemek ısmarlıyor. Bu sanki yarışma zaman. Valla 2 senesi var kanka ya. Sık sık görüşeceğiz bu arkadaşlar. Şeye geçiyoruz, okuna geçiyoruz. Buraya geçiyor kanka. Çok sık görüşeceğiz o yüzden. 2 günde bir. Buraya çok sık, buraya çok sık geleceğim. Rahat olun. Yok ya böyle işin makarasındayız tabii ki. Bir işte yaptığımızı herkes biliyor. Aynen. Bu zaten benim ufak dolabı. Kameron. Şu an kanka zaten senden biraz kızmıştı bana çok fazla bozduğunu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ. Biraz bozdum diye bana kızmıştı. Şimdi 2 kilo verdik. Tartı daha çıkacak. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kanımızı verdik. Kan testi sonuçlarımız açıklandı. Açıkçası çok iyi hissediyorum. Çünkü sonuçlar beklediğimden kat ve kat ve kat ve kat iyi geldi arkadaşlar. Şimdi öncelikle daha önce kötü sonuç gördüm mü? Kesinlikle gördüm. Yani zaten kan testi konusunda bayağı şeyim. Koçum da keza bu konuda öyle. Hani çok pimpirikliyiz. Çok fazla yapıyoruz zaten kan baktırıyoruz. Yani nereden baksanız minimum her 4 ayda bir falan, 12 hafta, 16 haftada bir falan baktırıyoruz. Neyse, şimdi kan testi konusunda şöyle bir şey diyeceğim. Bundan önce daha kötü testler gördüm, kendi testlerimde daha kötü sonuçlar gördüm. Ve bu kadar çok fazla bir stresin, tırnak içinde stresin diyorum, anlayın siz. Yani, ilaçlar bakımından da bu kadar fazla ilaç kullandığım bir dönem değildi açıkçası. Ve şu an bu yarışmada birazcık da son zamanlarda fazla kullanmama rağmen kan testi sonuçlarım çok iyi geldi. Peki bunu nasıl başardım? Bunu şöyle başardık arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya test sonuçlarını şuraya bir yere çıkartırım. Kolesterol benim için önemliydi. HDL ve LDL. HDL. LDL nerede? HDL'm 32 çıktı arkadaşlar. Bunun alt sınırı 40. Benim için iyi. Zaten HDL çok bizim için bir ya önemi var tabii ama bir LDL kadar değil. Her neyse şimdi yavaş yavaş test sonuçlarını söylerken size hatta direkt belki çıkartırım şuraya. Oradan kendiniz bakarsınız. Sadece referansın dışında çıkanları çıkartırım. D vitamini de düşük çıktı bu arada. Hemen gittim bir David eczaneden. David aldım ve ona müdahale ettim. Bunu nasıl başardım? Bunu şöyle başardım arkadaşlar. İstisnasız 5 ay diyeyim, 5-6 ay diyeyim. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 7 ay, 6-7 ay boyunca bir gün bile koruyucularımı kaçırdığım gün olmamıştır arkadaşlar. Yani özellikle yarışma hazırlığı tam olarak başladıktan sonra benim için yani Şubat gibi diyebiliriz. Yani Ocak ayını çok hatırlamıyorum ama Şubat ayından yani yarışma hazırlığı prep başladığından prep sonuna kadar hala devam ediyorum. Koruyucularımı hiçbir zaman eksik almadım. Ve bunları düzenli alışımın yanında zaten keza diyetim de sağlıklıydı. Ama tabii burada en önemli faktörün bu koruyucuları almış olmam olduğunu düşünüyorum. Hiç aksatmadım. Omegasından krill oiline tutun. İşte bizim liverlar, kidneyler, yurt dışından getirdiğim ürünler. Eşe dosta sağ olsunlar. Türkiye'de olmayan ham maddeler. Çünkü Türkiye'de bazen maddeleri bulamıyorsunuz arkadaşlar. Devlet buna onay vermemiş veya onay vermekle uğraşmadığı için satışı yok.
ve herhangi bir marka bunu koyamıyor, kullanamıyor, satamıyor. O yüzden mecbur bunları yurt dışından almak zorundasınız. Yani onları aldım, atıyorum. Zaten sıvı tüketimim çok iyiydi. Lif tüketimim iyiydi. Bunlar da kolesterol için önemli şeyler. Yani tek onun üstüne bakmayacağız tabii ki de. Böbrek değerlerim de çok iyi. Falan fistan. Yani burada asıl söylemek istediğim, bir iş yapıyorsak bunda da diğer alanda da gerekli özveriyi, maddi yatırımı yapmalıyız. Ben her zaman diyorum. İşin bu diğer kısmı, yani korucular kısmı, bunlar bu arada ucuz ürünler değil aldıklarım. Ya da atıyorum bir yani kullandığınız zaman tabii yurt dışında olan ürünler zaten pahalı haliyle dolar bazlı aldığınız için. Türkiye'de de işte kullandığınız ürünleri bir de sürekli kullandığınız için, yani bir ay değil bir de normal dozun üstünde kullanmanız gerektiği için. Çünkü hani orada sedanter bir birey için yazdığı zaman 200 miligram yazıyor belki, ama senin efektif bir doz ya da amacına yönelik bir doz alman için orada 1 gram belki 840 miligram alman gerekiyor. Bu da 4 servis demek. 4 servis 4 kat hızlı bitecek demek. Gibi gibi vesaire, yani ürün hızlı bitiyor, sen fazla alıyorsun cart cart derken, yani oraya işin korucular kısmına, sağlık kısmına gerçekten ciddi para harcadım. Bunu da zaten hep çevreme söylüyordum, buna yakınıyordum aslında, ama yakınılması gereken bir şey değil. Sonucu görüyorsunuz. Ve bu beni çok tatmin etti ve bu o sürede yaptığım yatırımın bana böyle bir geri dönüşü oluyor olması beni iyi hissettirdi. Keza bunu bu şekilde de devam ettirdiğiniz zaman işte uzun soluklu bir kariyer, keza kendiniz de dinleneceksiniz. Bu şekilde oluyor diye tahmin ediyorum. Tahmin etmiyorum, böyle. O yüzden benden size tavsiye, bir şey yapıyorsak, bu arada normalde burada beni asıl şaşırtan, hani şu dediğim gibi, bu son yarışma hazırlığında son haftalarda, özellikle 3-4 haftada kullandığım dozlar gerçekten benim için çok fazlaydı ve çok alışık olmadığım, daha önce yapmadığımız miligramlardı denebilir. Keza yani o zaman yarışma hızında kullanılan tırnak içinde spesifik ilaçlar genelde bende kolesterol veya başka değerleri çok fazla değiştiriyordu. Ben de açıkçası böyle bir kan testi bekliyordum ama sonuç güzel geldi. Dediğim gibi buradan benim size verebileceğim tavsiye, bir iş yapıyorsak sağlığınızı kesinlikle düşünmelisiniz arkadaşlar. Ve buna gerekli yatırım yapmalısınız. Nasıl başka şeylere yatırım yapıyorsanız, asıl önemli olan zaten yatırım yapmanız gereken yer burası. Çünkü sizi uzun vadeli yapacak, uzun soluklu bir sporcu yapacak, uzun vadeli yapacak olan olay burada. Keza sağlık her şeyden önemli vesaire vesaire. Şimdi öncelikle bu testi vermeden önce 2 gün off verdim. Normalde 2 günden fazla off vermem gerekiyor. Burada yapılan büyük hatalardan bir tanesi de bu. Arkadaşlar siz sert bir bacak antrenmanından sonra, hatta bazıları akşamına veriyor testi. Sert bir bacak antrenmanından sonra 6 saat sonra gidip uyanıp kan testi verirseniz tabii ki de sizin tırnak içinde karaciğer enzimleriniz yüksek çıkacak. Ya da işte atıyorum başka enzimleriniz yüksek çıkacak. Çünkü o enzimler sadece karaciğerde yok, kas iskelet sisteminde de var. Yani o yüzden onlar da oradan etkileniyor. O yüzden 2 gün off da etmez, 3 gün off vermeniz gerekiyor. Buraya hemen ALT değerim çıksın. 179 0.41 referans aralığında, AST'de 0.40 referans aralığında 86 çıkmış. Bu bizim için sorun değil. Sonuç olarak dediğim gibi 2 gün off verebildim. Bu 2 günde de kardiyo yapmıştım. Zaten asıl gama glutamil transferaz GGT karaciğer için asıl belirleyici değer olan bu değer 12 çıktı, yani referansın en alt sınırlarında. O yönden bir sıkıntımız yok. Sonra başka bakıyoruz. LDH'ım çok yüksek çıktı. İlk başta bu beni birazcık aslında çok fazla düşündürtmedi ama ufak bir düşündürdü diyeyim. LDH'ın bayağı bir yüksek çıktı. Referansın 2-3 katı. Burada da mevzu şu. Siz zaten kas hasarı verdiğiniz zaman yani sert antrenmanlar yaptığınız zaman, keza uzun süre defisitte kilo verdiğiniz zaman, kas da yıktığınız zaman benim gibi LDH'ınız da yüksek çıkabiliyor. Onun dışında bakıyorum size söylemem gereken C vitamini düşük çıktı. Kolesterol LDH değerimi söyleyeyim. Yani total kolesterolüm referans aralığında 100 çıktı. Ondan sonra LDH diyorum, pardon, LDL. LDL kolesterolüm 64, 136, yani referansta çıktı 64. Normalde benim mesela bu düşük kolesterolüm
bayağı dengesi şaşıyordu ama şu an referansta. Dediğim gibi onun dışında başka problem olabilecek herhangi bir şey yok. EGFR değerini söyleyeyim. Evet, 93. Bunda mesela en düşük ta 60'larda bile gördüğüm zaman olmuştu. Keza bu 60'larda gördüğüm zaman 4 haftalık falan bir kruzdan sonra yani bu değeri görmüştüm. Şu an 93 ve sınırın üstünde yani. Bu bizim için referansın üstünde. Benim için çok iyi. Keza o kadar. Ya bu testleri mesela yarıştan 10 hafta sonra veriyor olsaydım ya da 12 hafta sonra veriyor, bu sonuçlar çıkıyor olsaydı eh derdim, tamam fena değil. Ama yarıştan bir hafta sonra vermiş olmam ve bu kadar iyi çıkmaları asıl mevzu orada. Dediğim gibi onun dışında hiçbir problem yok. Şükürler olsun. Kan konusunda da herhangi bir kan değerlerinde de tam homogramda da bir sıkıntım yok. Kırmızı hiçbir şey yok. Falan fistan. D vitaminim düşük çıktı dediğim gibi. Onun için hemen D vit çaktık falan filan. Durum böyle arkadaşlar. Yani sizi de bilgilendirmek istedim. Güzel çıktı. Zaten size olabildiğince objektif her şeyi aktarıyorum. Bundan önce de böyleydi. Süreçte de böyle. Şimdi ne olacak? Şimdi rebound yapacağız. Bu önümüzdeki 4 hafta ufak bir rebound dönemi geçireceğiz. Kan testi de iyi geldiği için. Ondan sonra dinlenmemize geçiyoruz. 12 hafta, 11 hafta artık neyse. Minimum 10 hafta tabii. Bir güzel bir dinleneceğiz. Ondan sonra da off sezon. Bu arada antrenman programım değişti ve yeni bir koçla çalışmaya başladım. Tabii burada şimdi yeni bir koç deyince herkes Cameron'u bıraktığımı düşünecek. Ama Cameron'u bırakmadım. Cameron devam ediyor. Cameron'la devam ediyoruz. Onunla beslenme ve diğer kısımlar onda olacak. Nick Glove'la da yeni koçum. Antrenman kısmını komple önümüzdeki o sezon boyunca beraber yöneteceğiz. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü kendim de keza aslında bunlara birazcık eğitim gözüyle bakıyorum. Kendim de bir antrenörüm, koçum. Bu alanda da geliştirmek istiyorum. Bir nebze de onların sistemlerini öğreneyim. Antrenman programlamalarını öğreneyim. Haftadan haftaya blokları nasıl revize ediyorlar, nasıl geliştiriyorlar onları öğreneyim. Hem o yönden bakıyorum hem de aynı zamanda kendim hiçbir şeyi böyle riske atmamak denebilir. Ya da kendi inisiyatifimi bırakmamak için böyle bir karar aldım. Benim için mantıklı bir yatırım gibi geldi. O yüzden ben de bu sürece girdim. Şimdi bugün sırt antrenmanı yapacağız. Yeni split'in ilk antrenmanını yapacağız. Yeni split'in ilk antrenmanı pull day ile başlıyor. Yarın bacak var. Pull day'de bakalım. Yine set sayılarımız düşük zaten. Artık ya o değişmez bir şey. Hani buradan Ahmet'le de Mehmet'le de çalışsam artık zaten set sayısı eski usulde olmuyor. Tabi haftadan haftaya volüm gene artabilir. İyileşme kapasiteme göre değişecektir diye tahmin ediyorum. Ama güzel bir antrenman bizi bekliyor. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 11 set. 11 set mi? 2, 4, 6, 8, 10, 11 set. Aynen. 11 set sırtımız var. Sonrasında ufak bir kol ve çok güzel bir haber. Artık çarşamba günleri düpedüz kol günüm var beyler. Zaten her zaman diyorum bizim seviyemizde artık böyle hani bu seviyelerde bölgeniz spesifik eksikse artık böyle hani o bölgeye yönelik bir gün ayırmak kesinlikle sonuç veriyor. Zaten bundan önce de kollarımı büyüttüğüm yegane dönem o arm kol gününü eklediğim gündür. Her zaman diyorum bunu. Ama tabii bu mesela şimdi buradan alınacak mesaj hemen gidip kollarım büyüsün diye kol günü ekleyeyim değil. Siz de aşamalardan geçmeniz lazım. Geçen bundan önceki videoda bahsettiğim gibi bundan iki video önce de olabilir. Öncelikle full body'nizi yapıyorsunuz. Zaten full body'den upper lower'a geçtiğiniz zaman gene ayrıca ek bir stimülan alacaksınız. Yani kollarınız ya da atıyorum eksik bölgeniz, tırnak içinde eksik bölgeniz, her yeriniz eksik tabii o zamanlar, o dönemlerde gene bir uyarım alacak. Sonra push pull legs. En son artık bütün kuşlar bittikten sonra leyleğe geçebiliriz. Antrenmanda görüşürüz.
sahibisi için. Evet. Şimdi ısınıyoruz. Alışık olmadığım bir ısınma dirili. Ama yazılmış yapacağız. Omuzlar için genel bir rutin. Good. Evet, bugün bu hareketi zaten önceden de yapıyorduk. O yüzden bu ya da herhangi bir pull-down varyasyonu demiş. Ben bunu tercih ettim. Zaten çoğu hareket aynı. Aynı değil aslında. Bütün aletlerin fotoğrafını istedik başta. Ona göre yazdığı birkaç tane daha normalde yapmadığım var. Özellikle form konusunda çok değişkenlikler var. Zaten her antrenman top setlerin hepsini ona gönderip feedback alacağız. O çevrede şekillendi. Sidebase'e döndük. Ona gelmedi beyler. O yüzden bunu da yapacağız. Eski kadim dostumuz. Hem romu daha iyi ayarlayabiliyorum. Hem de ağırlık konusunda bizi yanıltmıyor. Evet, diğer hareketten onay alamadık. O yüzden Cybex pull-down'a geçtim. Mekanikler biraz farklı ama onu da daha iyi hissediyorum. Ama bunda daha iyi hissetmeye başlayacağız mecbur. Bunda da onay alıp iki tane çıkarmışım. Ben mi çıkardım o iki taneyi? Ben çıkardım. He? Yok lan, biri aldı herhalde. Biri mi aldı? Ağırlığı çaldılar ama. Başla göz arasında. Ne oluyor lan? Biz Texas'a döndüler. Her zaman ama. Bizi orada bir kandırdılar, uyuttular bizi ama. Bunda da ROM çok iyi. Yani esneyebiliyorum. Keza ağırlık konusunda sıkıntı yok çünkü plaka yüklemedim.
Ama Jinping'imiz de var. Bunu çalışanlar mı diyor? Şunu yem olarak atın çalanı bulmak için. Yavaş yavaş böyle ayağıma doğru plakaları diziyorum. Evet, güzel setlerdi. Pump'ımızı aldık. Şimdi low roll'a geçebiliriz. Evet, bu hareketin formunu oturtamadık. Bayağı bir saattir uğraşıyoruz. Ya açıklamış aslında ama eksik açıklamış. İngilizcemiz yetmedi biraz. Yetti aslında ama gene yapamadık. Şimdi bu akşam kendisiyle zaten her hareketin üstünden tekrar videolu şekilde geçeriz. İlk 1-2 hafta böyle olur. Sonra zaten düzene otururuz. Evet, şimdi sırada bildiğiniz bir hareket var. T-bar row yapacağız. Benim favorilerimden. Bu arkadaşlarla işimiz bitti. Mutlu. Evet. Uzun zaman sonra T-bar'da bir artış gerçekleşecek bugün. 5 kilo ekleyeceğiz. Bakalım. Emir abi varken anlık bir günde bir iki plak eklemiştim ama. İyidir tabi, hoş duruyor. Sen de devam yap. Wow.
Evet. Artı 20. Pardon, artı 1 plaka. Artı 3 tekrar. Piyer. Let's go. Zaten alışık olduğumuz hareket. Burada bu arada bunu pull down'la da yapabilirim aslında ama buna daha iyi rotasyon sağlıyor. Rahmetli Meadows Row diye geçerdi. Şimdi single arm upper back row olmuş. Zamanında yaptık. Meadows programları da yaptık zamanında. Ya 600 adet alabilirim. Son çok iyi değil ya. Alacak mısın? Kim alacak? Ben öterim kenara, bırak. Alacak mısın? Evet, yavaş yavaş. Büyük ihtimalle bunların hepsinin forma oturacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdilik çok alışık olmadım. Alışık olduğum hareketler dışında sıkıntılı bayağı. Ama koçumla yapacağım feedbackler sonucu bunların da üstesinden geliriz. Bu tarifin testim aslında. Evet, haberim yok falan demedim. Ha. Ha, o. Ben de. Ben de. Tamam, ben 20 dakika kardiyon var. Ben gidelim. Gidelim. Ya işte. Bir şey geçer. Ben de. Ben de. Şurada bir ışık var, bir foto da çektim. Sen bir ışık var. Doğru. Aa, ne oldu ablasın inşallah. Yavru, ben yukarıdayım. Ne? Yapıyorum. Ne değildi? Onun için oldu ama.
muhasebe kısmında Mayıs ayında sonra. Yani Mayıs'tan nasıl ben bilmiyorum. Yani geçmişe dönüp ben ona bakabilirim. Ama bakabilirim. Ben baktım, hayır bakabilirim ama baktığımda da örnek veriyorum. Sana mesela rakamları saldırıyorum. 10 müşteriydim, sana 5 gün verdim. O da 15 gün verilmiş bildiğim için orada bir muhasebe. Evet. Sırt antrenmanı biter. Şimdi büyük ihtimalle bu haftadan sonraki hafta daha da iyi olacak. Ama şöyle bir durum var. Her iki haftada bir şey dönüyor, yani split dönüyor. Şimdi bundan sonraki haftadan sonra split bir daha başa dönecek. O yüzden biraz zaman geçecek. Şimdi normalde kol yazmış buraya. Eğer iyi hissediyorsan kendini. Biz iyi hissetsek de hissetmesek de yapacağız. Side eksenle başlasam diye düşünüyorum cable'ını. Ahmet'i uğurlayacağız. Ahmet'in işleri varmış. Manitayla buluşacak. Kendimi fille bağlaştırıyorum. Ruhani olarak. Ama unutma, filden büyük fil avcısı var. Fil avcısından büyük de jandarma var dayı. Nasıl bir bağlaştırma? Let's go. Evet. Yeni split'in ilk antrenmanından size elveda demek düşüyor bana. Açım. Eve gidip yemek yemek için sabırsızlanıyorum. Ama birazcık daha oyalanmamız lazım. Sabah kardiyo yaptım mı yapmadım mı onu düşünüyorum şu an. Story geldi. Story geldiyse yapıldı. Story atıp indim mi yoksa? Yaptık ya. Bize dümen yok. Dümen yok. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Peace out.